Merhaba arkadaşlar, yeni bir radium ön satış videosuyla karşınızdayız. Biliyorsunuz radium solana ekosistemine sahip mükemmel bir borsa ve e, biz de uzun süredir takip ediyoruz, bütün ön satışlarına katılmaya gayret gösteriyoruz e, ve bunları da olabildiğince sizlerle paylaşıyoruz burası aracılığıyla. E, eğer başlamadan önce e, kanalımıza abone olursanız, hem bizi desteklemiş olursunuz hem de bu tarz videolara daha erken erişebilirsiniz haberdar olabilirsiniz şimdi benim size bugün bahsedeceğim ön satışın adı Really burada bunun 9 Aralık'ta Aserator'da piyasaya sürüleceğini duyurmuşlar beraber teknik detaylara bakalım istiyorum ama öncesinde bir şeyin altını çizmem gerekiyor Radium'un ön satışlarında en az bir hafta önceden race take etme koşulu bulunuyor eğer yani bir hafta öncesi radium stack'lememişseniz en az 100 tane bu ön satışa katılamıyorsunuz. Şimdi burada bir real coin için bir USDC fiyat belirlemişler. Bilet kazandığınız takdirde size 50 adet real coin verecekler. Yani bu da 50 USDC demek oluyor. Toplamda bunu 10.000 kişi kazanacakmış ve bu piyango usulü oluyor. Yani ilk gelen ilk alır hızlı olan kazanır gibi değil de size bir bilet numarası veriyor ve o biletin son rakamlarına göre hani kazanan numaralar oluyor biletiniz eğer kazanan numaralardan birine sahipse siz kazanmış oluyorsunuz ve 50 real coin alma hakkına sahip oluyorsunuz bu havuzun açılışı 9 Aralık 12 UTC olarak belirtilmiş yani Türkiye saatiyle saat 15'te bu havuz açılacak 10 Aralık 00 yani gece 3'te de bu havuz kapanacak ve sonrasında hemen belli oluyor zaten. Totalde 12 saat açık kalıyor bu havuz. Ama dediğim gibi 9 Aralık'tan 7 gün önce yani en az 2 Aralık saat 3'te yani 15.00'da 100 radium stake etmiş olmanız gerekiyor. Çok az bir süre kaldı. Eğer katılmak istiyorsanız elinizi çabuk tutmanızı öneririm. Şimdi burada 7 günlük süre için düşünürsek biz 7 gün öncesinde yani 2 Aralık tarihinde saat 15'e kadar 100 lirayı stake edersek bizim bir bilet hakkımız oluyor. 500 lirayı stake edersek 5 bilet yani maksimum 5 bilet alabiliyoruz buradan. Eğer 30 günlük sürede yani biz 30 gün öncesinde buraya radium stake etmişsek zaten burada da her 50 ray için bir bilet kazanıyoruz. Ama yine en fazla 5 bilet kazanabiliyoruz. Yani 1000 de stake etmiş olsak 50 ray için en fazla 5 bilet alabiliyoruz. Burada bir Alice örneği vermiş. Ha, bu arada ekstra 1000 rey için de birer bilet veriyor. Ee, Alice 2500 rey stake etmiş 30 gün önce. Burada Alice hem 7 günlük stakeden e, 5 bilet alıyor. Hem e, 30 günlük süreçten 5 bilet alıyor. Hem de her 1000 rey için olan o ekstra haktan 2 bilet kazanıyor. Yani totalde Alice'in 12 bileti oluyor. Burada da 30 günlük bahis tarihi için 9 Kasım'ı söylemiş. E, ve yine... 90 günlük bahis tarihi içinde işte 10 Eylül demiş. Eğer siz 3 aydır burada radiumu stake ediyorsanız size ekstra bilet hakları verecek zaten. Şimdi radium'un kendi sitesi üzerinden göstermem gerekirse öncelikle dediğim gibi stake yapıyoruz. bu üst taraftan staking'e gelip cüzdanımızı bağlıyoruz ve 100 ray'imizi buraya 7 gün boyunca kilitliyoruz. Daha sonra 9 Aralık tarihinde bu havuz açıldığında Asserator kısmına tıklıyoruz. Burada daha önceki ön satışları görebilirsiniz. Mesela bugün TTT'nin havuzu açılmıştı. O yüzden örnek olması açısından bunun üzerinden göstereyim. Burada sizin işte kaç bilete sahip olabileceğiniz gözüküyor. Siz eğer 500 liraya yatırdıysanız sizin 5 bilet hakkınız var. Ve buraya gelip, Max da diyebilirsiniz. 5 yazıyorsunuz. Burada TTT için işte 5 biletin fiyatı 500 USDC imiş. Bu bizimkinde böyle olmayacak. 250 USDC olacak eğer 5 bilet istiyorsanız. Yine işte burada cüzdanınızı bağlayıp USDC'lerinizi buraya stake'liyorsunuz. Bu havuz 12 saat açık kalıyor. Daha sonra burada Your Winning Tickets yazıyor. Havuz kapandıktan sonra sizin kazanıp kazanmadığınız burada gözükecek işte kaç tane biletiniz kazanmış ya da kazanmamış buradan görebilirsiniz. Ee, yine buradan da e, kazanan biletlerin son numarası ve işte sizin biletlerinizin son numarasını görebilirsiniz. Şimdi son olarak e, kendi sitelerine de bir göz atalım istiyorum kısaca. E, burada ilk ve en büyük sokak kültürü metaverse demişler. E, zaten Metaverse'ün hani 2022 ve 2023'ün artık Metaverse'ün yılları olduğunu, bütün hani ilginin Metaverse projelerine kaydığını düşünüyoruz. Onun altında da sanal gelecektir ve gelecekte burada diye böyle etkileyici bir girişle bizi karşılıyorlar. Bunun altında yine bu sanal şehirle ilgili bir video paylaşmışlar ki benim hoşuma gitti. İzlemenizi tavsiye ederim. Peki ne yapabiliyoruz burada? Bu öncelikle dediğim gibi sanal bir şehir burası. Burada kendi avatarımızı oluşturuyoruz, işte 3D olarak. Daha sonra burada dijital bir evimiz oluyor ve burada NFT toplayıp Hani bunları arkadaşlarımızla da paylaşabiliyoruz. Daha sonra bu şehirde istediğimiz konuma gidip işte istediğimiz sanat eserlerini ziyaret edebiliyoruz, e, ya da müzelere gidebiliyoruz, konserler dinleyebiliyoruz. Yine burada yeni arkadaşlar edinebiliyoruz. E, açıkçası benim hoşuma giden bir proje oldu. Zaten Redium'da da kötü bir projenin e, çıkacağını düşünmüyorum kendi adıma. E, katılmak isteyen arkadaşlara şimdiden başarılar, bol kazançlar diliyorum. E, videoyu kapatırken anlık gelişmeleri, anlık duyuruları daha çok Twitter hesabımızdan ve Instagram hesabımızdan yapıyoruz. O yüzden takip ederseniz siz de bu gelişmelere hızlıca ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.